Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda not defteri yardımıyla XML oluşturup neon1.com'a ürün nasıl eklenir? Onu size göstereceğim. Kanalıma abone değilseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden anlatıma geçelim. Evet arkadaşlar. Boş bir not defteri açıyoruz. Burada XML oluşturacağız not defteri yardımıyla. Küçüktür ve büyüktür işaretlerini biliyorsunuz ve taksim işareti ben diyorum buna. Bu işaretler bize yardımcı olacak. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Arkadaşlar büyüktür işaretini koyuyorum. Ürünler yazıyorum. Ürünler yazıyorum ve küçüktür işaretiyle açtım. Ürünler yazdım. Büyüktürle kapattım. Ürünler yazıyorum. Enter'a basıyorum. Alta iniyorum. Tekrardan küçüktür işaretini koyuyorum. Ürün yazıyorum. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz Türkçe karakter kullanmıyorum burada. Ve tekrardan büyüktür işaretini koyuyorum. Tekrardan Enter'a basıyorum. Şimdi ürünümüzü oluşturmaya başlıyoruz. Zorunlu özelliklerden biri ürün başlığı yani ürün adı. Biz buraya ne yazacağız? Tekrardan küçüktür işaretini koyuyorum. Ürün adı yazdım ve büyüktür işaretiyle kapattım. Ürünümün adı ne olsun? İşte saat kayışı olsun. 42 milimetre. Buraya Türkçe karakter yazabilirsiniz. Çünkü biz buraya ürünümüzün adını yazıyoruz. Tekrardan küçüktür işaretini koyuyorum ve şurada yazdığım ürün adını buraya yazacağım. Tabii bir farkla taksim işareti koyuyorum. Ürün adını yazıyorum ve büyüktürle kapatıyorum. Arkadaşlar burada alt başlık bizden soruyor. Alt başlık hemen alt başlık için bir şey oluşturacağız. Hemen kod yazacağız. Alt yazıyorum. Alt başlık. Ya bu tamamen size kalmış. Yani alt da yazabilirsiniz. Başlık alt A başlık da yazabilirsiniz. Ben detaylı bir şekilde anlatmak için bu şekilde yazıyorum. Alt başlık yazdım. Alt başlık hızlı gönderi olsun. Dediğim gibi burayı Türkçe yazabiliyoruz. Hızlı gönderi. Tekrardan küçüktür işaretini koyuyorum. Şurayı kopyalıyorum. Taksim işaretini koyuyorum. Alt başlık ve büyüktürle kapatıyorum. Mağaza ürün kodu. Bu da zorunlu. Stok kodu yazalım biz buna. Tekrardan küçüktür işaretini koydum. Stok alt diye yazıyorum. Arkadaşlar burada boşluk kullanmıyoruz. Boşluğu kabul etmiyor. Yani alt çizgi koyabilirsiniz veya bitişik yazabilirsiniz. Stok kodu yazdım. Stok kodu 10, 20, 30, 40, 50 olsun. Tekrardan küçüktür işaretini koyuyorum. Kopyalıyorum şurayı. Taksim işaretini koydum. Stok kodu ve büyüktür işaretiyle kapattık. Mağaza ürün kodundan sonra marka da zorunlu. Burada daha önce de çok söyledim. Eğer bu listede sizin markanız varsa kendi markanızı girebilirsiniz. Ama yoksa ben buraya diğer giriyorum. Yani şu şekilde. Şurada var pardon. Yani şu şekilde diğer gireceğim. Hemen markaya yazıyorum. Diğer yazdım buraya markaya. Büyüktür işaretimi koydum. Şu markayı kopyaladım. Taksim işaretiyle marka. Şöyle kapattım. Markadan sonra zorunlu bir özellik. Hazırlık süresi var. Gerçi bunu biz panelden de hani XML yüklerken panelden de yapabiliriz. Ama ben buraya hani süresini de yazayım. Süre yazalım. Süre. Kapattım. 2 gün diyorum. Yeni mağazalarda minimum hazırlık süresi 2 gün oluyor. Ama belli bir satış ve yani ciro ve tabii satış ve ciroyu yakaladığınız zaman bir güne çekebiliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için de hatırlattım. Süre yazıyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar hazırlık süresini de yazdık. Ürün fotoğraflarına geldik. Yaklaşık son videomdan sonra yani yaklaşık bir aydan beri bana en çok sorulan soru resim nasıl yükleyeceğiz? Videolarım var. Zaten kartlara da ekleyeceğim. Bu videoda da özellikle URL adresi kullanmadan ürün yüklemeyi size göstereceğim. Onunla ilgili çok soru geldi. Yani toplu ürün yükleyeceğim ama bilgisayarımdaki resmi nasıl yüklerim? Onu anlatır mısınız demişlerdi. Ben şuraya öncelikle URL yazayım veya resim yazayım. Resim sekmesini açayım. Bu arada mikrofonumuz düşüyor.
resim sekmesini açıyorum şöyle. Yani resim alanını açtım. Şimdi arkadaşlar benim masa üstümde Kayış 42 diye bir resim var. JPEG dosyası. Ben buraya dosyamın adını yazacağım uzantısıyla beraber. Tabii dosyamı WinRAR olması gerekiyor. Bunu zipleyeceğiz. Arşive ekle diyorum. Şurada zipi seçiyoruz. Zipi seçip tamam diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi resim dosyam zip şekline geldi. Buraya dosyamın adı neydi? Kayış42.jpg yazıyorum. Sonra resim bölümünü kapatıyorum. Taksim resim. Resmi de bu şekilde hallettik. Birazdan zaten göreceksiniz yüklendiğini. Başka bizde burada ne soruyor? Özellik ayarlarında zorunlu bir şey yok. Materyal, renk, hacim, parça sayısı vesaire yok. Eğer sizin burada parça sayınız vesaire varsa bunları da, yani mesela şuradan şey yapalım. Parça sayısı ben buraya gireyim. Örneğin parça sayısı diyelim. Tamam mı? Nasıl yazmış? Burada göründüğü gibi yazacaksınız arkadaşlar. Yani mesela iki boşluk parça yazmış. Büyük küçük harfe de dikkat edin. Kabul etmeyebilir. Veya diğer var. Ama ben bunu iki parça olarak yazacağım. Burada göründüğü gibi. İki parça yazdım. Şu parça sayısını kopyalıyorum. Pardon. Kopyaladım. Şuraya taksim işaretini koydum. Ve kapattım. Parça sayısı iki parça. Ve burada fiyat ve stok kaldı geriye. Fiyat ve stok. Tarih aralığına gerek yok. Yani tarih aralığıyla bir işimiz yok. Burada kırmızı koymuş ama bizim tarih aralığıyla herhangi bir işimiz yok. Bunları dikkate almayın. Yani para birimini isterseniz girebilirsiniz. Yani Türk lirası olduğu için ben değişiklik yapmayacağım. Şimdi fiyat birimini giriyorum. Bölümünü giriyorum. Fiyat yazıyorum. Şöyle 10 olsun. Tekrardan taksim işareti fiyat. Fiyatımı da yazdım. Burada stok var. Stoğu da hazırlıyorum. Stoğu da düzenliyorum. Stok yazıyorum. Kapatıyorum. Stoğum da 3 olsun. Tekrardan şöyle taksim işareti stok. Stoğu da kapattım. Arkadaşlar stoğumuzu da oluşturduk. Şimdi burada geriye kalan sadece açıklama var. Tabi burada ben buraları doldurmadığım için ileri hani manuelde burada gidemiyorum. Hani panelde. Ama sadece açıklamam kaldı. Onu da açıklama diyorum. Tabi küçüktür, büyüktür işaretimi koyacağım. Açıklama işte ne olsun? Silikon kayış olsun. 42 milimetre. Eğer burada daha önceki videolarda da hani size söyledim. Ürün açıklamanız varsa buraya yani düzenlediğiniz bir HTML kod varsa onu da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ben onu şimdi şey yapmıyorum hani video hızlı geçsin diye HTML kod olarak yapmadım. Direkt düz bir şekilde yazıyorum bunu ve geçiyorum. Tekrardan açıklamayı kapatıyoruz. Açıklama yazdım. Şöyle Enter'a geçiyorum. Evet arkadaşlar. Açıklamamı da yazdım. Şimdi ürünü kapatacağım. Nasıl yapacağım? En başta şurada ikinci satır ürün yazmıştım. Hani ürünüm hazır. Ürünümün adını yazdım. Başlığını yazdım. Stok kodunu yazdım. Markasını yazdım. Süreyi, hazırlık süresini yazdım. Resmi zaten dosya olarak yükleyeceğiz. Resim adresini diyeyim. Resim adını yazdım. Öyle diyeyim hatta. Parça sayısını yazdım. Fiyatını, stoğunu, açıklama. Her şey hazır. Şimdi ürünü kapatıyorum. Nasıl kapatacağım? Şunu şöyle kopyalıyorum. Kopyalıyorum. Hemen açıklamanın altına yapıştırıyorum. Tabii ürünün başına taksim işareti koyuyorum. Ve şuradaki ürünleri de alıyorum. Onu da kopyalıyorum. Ürünün altına bunu da yapıştırıyorum. Ve ürünleri de şöyle hemen ürünlerin başına taksim işaretini koyuyorum. Ve ürünüm şu anda hazır. Ben arkadaşlar bunu seçeneksiz olarak hazırladım. Videonun daha fazla uzamaması adına. Bir sonraki videoda bunu seçenekli olarak anlatırım. Şimdi bir şey deneyeceğim. Eğer olursa bu şablonu kullanarak yani bu tür bir şablonu kullanarak
Excel'de çoklu ürün eklemeyi, daha basit bir şekilde ürün yüklemeyi inşallah yapacağız deyip hemen XML'e dönüştürmeye başlıyorum. Arkadaşlar dosya diyorum, farklı kaydet. Masaüstünü seçiyorum. Şimdi biz buraya bir isim vereceğiz. Yani dosyamıza bir isim vereceğiz. Ne diyelim? İşte ürün diyelim. Nokta XML yazacağız. Ve kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi XML dosyamız hazır. Hatta şöyle bir testini gerçekleştirelim. Dosyamı alıyorum. Chrome'da açıyorum. Gördüğünüz gibi XML'imiz hazır. Şimdi bunu Neon 1'imize yükleyelim. Arkadaşlar toplu ürün yönetiminden toplu ürün yüklemeye başlayı tıklıyoruz. Zaten bunu çoğunuz biliyorsunuz. XML dosyası yükle. Mağaza formatını yükleme, eşleme işlemi işlemleri gerekir diyor. Dosya seçin diyorum. Masa üstündeki ürün dosyamı seçiyorum. Ve yüklüyorum. Burada arkadaşlar not seçin diyor. Düğüm seçin diyor. Burada ürünler ürün. Ürünler ürünü seçiyoruz. Devam diyoruz. Şimdi arkadaşlar yani ben bunu dediğim gibi örnek olsun diye yaptığım için burada mesela neydi? Ev yaşam, biz neye göre gitmiştik? Ev yaşam, ev gereçleri düzenlemeydi. Oradan devam edelim. Banyo, ev gereçleri, ev gereçleri düzenleme diğer diyorum. Tek ürün, tek kategoride zaten tek bir ürünümüz var. Devam diyorum. Yani kategorimi seçtim, devam edelim. Mağaza ürün kodu. Neydi? Stok koduydu arkadaşlar. Zaten bakın burada bütün hepsi geliyor. Yaptığımız bütün işlemler burada geliyor. Stok kodunu seçtim. Ürün onayı onaylı. Ürün başlığı. Bakın otomatik geldi. Ürün adı. Daha önceden yapmışım demek ki. Bayağı da yapmamıştım gerçi de. Direkt otomatik geldi. Ürün başlığı. Ürün adı. Ayrıntılar dediği açıklama oluyor. Açıklamayı seçiyoruz. Alt başlık var arkadaşlar. Alt başlık yazmıştık dosyaya. Alt başlık bilgisini dosyadan kullan. Şurada hemen alt başlık. Bunu da seçiyorum. Dediğim gibi üretim falan onlara girmedim. Hazırlık süresi. Hazırlık süresini de dosyadan kullanalım. Onu da oluşturmuştuk. Süreyi seçiyorum. Şimdi arkadaşlar şu hemen URL'i önce sileyim. Arkadaşlar ürün görselleri. Dediğim gibi bir aydır bana çok soruldu bu. Yani nasıl yükleyeceğiz? Kendi görselimiz var. İşte soruyorum hani manuel mi yüklüyorsunuz? Hani panelden mi yüklüyorsunuz? Yok. Hani bilmeyen bayağı bir arkadaşımız vardı. Video var kartlarda. Ona da bakın. Ben şimdi gerçi onu da uyguluyorum. Hani burayı da iyi izleyin. Arkadaşlar dosyadaki URL adresini kullan. Dediğim gibi hani bizim URL adresimiz yok. Ne yapacağız? Görselleri yüklediğim zip dosyasını kullan. Bunu seçiyoruz. Görselin olduğu alanı seç diyor. Resim. Buraya ekliyoruz. Sonra dosyamızı seçiyoruz. Arkadaşlar dosyanın önce yolunu seçiyoruz. Yani neydi? Hatta şuradan XML'den gösterelim. Dosyamız olduğu yol neresiydi? Şurası. Resim. Resim alanını şöyle yapayım. Resim alanını şuradan seçtik. Ekledik. Buraya geldi. Dosyamızı seçeceğiz. Dosyamız da neydi? Kayış 42 zip dosyasıydı. Bunu da seçiyorum ve yükle diyorum. Gördüğünüz gibi dosyamız yüklendi. Dosyamız burada. Arkadaşlar teslimat şablonu ben direkt geçiyorum. Hani benim kendi şablonum. Ücretsiz kargo var. İşte Aras kargo var. Falan filan. Birkaç tane şablonum var. Siz hangi şablonu kullanıyorsunuz onu seçeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu başlangıç haline falan hiç dokunmuyoruz. Fiyat kısmı otomatik geldi ama tekrardan gördüğünüz gibi şurada fiyatı seçiyorum. Kur bilgisi TL. Kur bilgisini sabit kullan. Buraya hiç karışmadım. KDV dahil. Burada kuruş vesaire var ama bunu zaten otomatik geliyor. Eğer bir sorun olursa alttakini de virgülü de seçebilirsiniz ama genelde nokta oluyor. Evet şimdi kur bilgisini yaptık. KDV olayını seçtik. Şimdi sabit KDV oranı. KDV oranını dosyaya girmediğim için sabit işte 18 olarak geçiyorum. Sadece stok sayısını kaydedip burada seçiyorum. Çünkü opsiyon yok. Herhangi bir seçenek oluşturmadık. Dediğim gibi bir sonraki videoda onu da anlatırım size. Stok olarak ne yazmıştık? Stok. Stoğu buraya seçtik. Arkadaşlar başka bir şeyimiz var mı? Burada yok. İndirim vesaire. Bunları geçiyorum. Devam diyorum. Marka var arkadaşlar burada. Markayı seçiyoruz zorunlu. Bir de ben burada parça sayısı oluşturmuştum. Gördüğünüz gibi şurada parça sayısı oluşturmuştum. Parça sayımı da seçiyorum. Neydi? Parça sayısı. Ve devam diyorum. Arkadaşlar şu an her şey tamam. Hatta ön izleme yapalım. Burada sağlamasını yapalım. Gördüğünüz gibi şurası geldi mi? Tamam. Üründe hiçbir problem yok. Yani dosyamızda hiçbir problem yok.
Kaydet diyorum. Dosya listesinden hemen takibine bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben dosya listesine gelene kadar ürünümüz yüklenmiş. Bakalım herhangi bir hata var mı? Hata da yok. Hemen ürün listesine geliyorum. Kontrolünü sağlamak adına. Evet. Ürünümüz yüklenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saat kayışı 42 mm. Hızlı gönderi alt başlığımız burada. Ürün görselimiz gördüğünüz gibi kesinlikle URL adresi kullanmadım. Ürün görselimiz burada. Adet olarak 3 adet. Şuradan hemen teyitlerini yapalım. Hani dosyamız stok gördüğünüz gibi 3 tane girmiştik. Saat kayışı hızlı gönderi. Açıklamaya da bakalım. Açıklama silikon kayış 42 mm. Parça sayısı burada. Yine aynı şekilde 2 parça. Marka gene bu şey burada diğer olarak görünmekte. Dediğim gibi açıklamayı siz HTML hazırlayıp onun kodunu kopyalayıp oraya yapıştırabilirsiniz. Resim URL olarak ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi kartlarda var. Kartlardaki videoyu da muhakkak göz atın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana videonun altına yorumlardan ulaşabilirsiniz. Mail adresi var hakkında kısmında. YouTube'un hakkında kısmında. Hakkında bölümünden. Orada mail adresi var. Mailden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılıksız bir şekilde. Dediğim gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.